Türkiye'deki gayrimenkul piyasasıyla yakından ilgilenen Katar yatırımcısı, Artaş İnşaat imzasını taşıyan projelerle yakından ilgilendi. Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsay'a fuarı değerlendirdi ve firmanın en son projeleriyle ilgili bilgiler verdi. Hayata geçirdiği projelerle inşaat sektörünün önemli markalarından biri haline gelen Artaş İnşaat, Katar'da düzenlenen Expo Turkey by Katar'da yoğun ilgi gördü. Körfezli yatırımcılarla buluşan Artaş İnşaat, devam eden 6 projesi ve yıl içinde başlamayı planladığı 4 proje kapsamında 6.631 konut, 550.000 metrekarelik ofis ve ticari alanların tanıtımını yaptı. Katar'ın başkenti Doha'da MÜSİAD tarafından düzenlenen Katar Expo'da Artaş standındayız ve yanımızda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Çetinsay var. Süleyman Bey, Katar Türkiye için önemli bir ülke. Türkiye'de en büyük dış yatırımı bulunan ülkelerden biri ve Türkiye'ye de sempatiyle bakan bir ülke. Şimdi buradayız, fuardayız. Neler? Biz tabii şöyle, Katar ve Türkiye arasındaki olan ticari ilişkilerimizin, devletimiz tarafından yapılan girişimler, bize olan yakınlıkları, bizim kendilerine olan yakınlıklarımızdan dolayı biz de Katar'daki yapılan organizasyonlara, fuarlara katılarak Türkiye'de yapılan konut sektöründe ve yapılan sektördeki, bu sektörün içindeki inşaat sektörü için çeşitli yapılar, çeşitli binalar, iş, ofisler olabilir, konutlar olabilir ve bu konularla ilgili biz gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Projelerimizi tanıtıyoruz. Onlar İstanbul'a geldikleri zaman görüşüyoruz. Bir takım konut ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir takım ticari ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Süleyman Çetinsay'a yatırımcıların ilgisinden memnuniyetini dile getirdi. Çetinsay'a Körfez yatırımcısı ile ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Geçen sene katıldık. Bu sene de katıldık. Geçen seneki katılmış olmamızdan dolayı gelip konut alan yatırımcılarımız oldu. Ve yine onlarla bu sene buradayız. Onlar da yine bizim standımızı ziyaret ediyorlar. Ve ticari ilişkilerimiz ve birbirimizi daha iyi anlayan ve tanıyan bir konuma getiriyoruz. Önümüzdeki süreçte Katar'da 140 milyar dolarlık yatırım yapılması öngörülüyor. Türkiye'den Katar'a yapılacak yatırımlar için bir takım avantajlar söz konusu. Beklentiler nasıl? Yani Katar'la özellikle şimdi yeni yapılacak bir anlaşmayla burada yatırım yapılacak Türklere bayağı bir avantajlar sağlanacağı söyleniyor. Ticari ilişkilerde ve burada yapılacak yatırımlar, sanayi kuruluşları içinde bir takım teşvikler verilebileceği ve burada yatırım yapanlar için avantajlar sağlanacağı söyleniyor. İnşaat sektörü olarak çok önemli burada ihtiyaçlarından ziyade, biliyorsunuz bu geçenlerde olan Katar'a karşı olan ambargo neticesinde kendi eksikliklerini anlamış durumdalar. Evet. Bununla ilgili ne eksikliklerde ne olabilir, ne yapılabilir? Sanayi sektöründe ne olabilir? Çeşitli arkadaşlarımız bu konuda geldi. Zaten MÜSİAD'dan gelen arkadaşlar da bu konuyu çok iyi araştırıyorlar, bakıyorlar. Nasıl bir işbirliği yapabileceklerini anlatıyorlar. Ve biz de memnun oluyoruz. Türkiye'de 2017 yılında yüksek bir büyüme oranı yakalandı. Ve sektör 2016'ya göre daha bir toparlanma yaşadı. Nasıl, beklentiniz nasıl 2018'den? Evet, yani 2016-2017'ye göre sektörde, inşaat sektöründe gittikçe büyüme yakalanabiliyor. Çünkü inşaat sektörü bizim Türkiye'miz için önemli sektörlerden biri. Sanayi sektörünün daha da gelişmesini bekliyoruz. O bakımdan şu anki gidişattan memnunuz. Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmet bin Casim bin Muhammed El Sani, Expo Turkey by Katar'da Artaş İnşaat'ın standını ziyaret etti, projeler hakkında bilgi aldı. Burası konut, burası alışveriş merkezi. Expo Turkey by Katar'da mikrofon uzattığımız Artaş İnşaat Satış Koordinatörü Varol Tezmen, projelere olan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Doha'daki Katar Expo'da en fazla ilgi gören standlardan biri Artaş İnşaat'ın standıydı. Evet, birçok Katarlı yatırımcı
standı geziyor, bilgi alıyor ve yanımızda Varol Bey var. Evet Sayın Varol Bey, evet. Projelerle ilgili ve buradaki genel havayla ilgili bilgi alalım sizden. Oldukça yoğun bir ilgi var. Geçen sene biraz fuar şehrin dışındaydı. Bu sene merkezinde kuruldu. Zamanlama açısından da oldukça iyi bir zamanda. Dolayısıyla Katarlı yatırımcılar oldukça yoğun ilgi gösterdiler. Bu sene projelerimize çok yoğun bir ilgi vardı. Burada tabii Artaş grubu olarak 7 tane projeyi biz gündeme getirdik ve tanıtımını yapıyoruz. 2 tane standımız var ama 7 tane projenin şu anda tanıtımını yapıyoruz. Özellikle Vadi İstanbul, Tema İstanbul, Başakşehir, Topkapı'daki projemiz Kale 2 projesinde çok yoğun ilgi var şu anda. Ben bu ilgiyi şöyle de sezinledim. Çok detaylı sorular soruluyor. Tabii burada sıcak satış çok olmuyor ama buna rağmen 2 gün içerisinde ona yakın bir bağlantı kurduk. Bunların tabii ki kesin satışlarını İstanbul'da yapıyor olacağız. Ama ilgi ve alaka oldukça yoğun. Sadece Katarlılar değil, yani Katar'da yaşayan Katar'ın kendi vatandaşlarının dışında bir de burada çalışan, iş yeri sahibi, ticaret yapan değişik ülkelerden de insanlar geliyor. Mesela Mısırlılar geliyor, mesela Ürdünler geliyor, ondan sonra Hintliler geliyor. Yani çok değişik ülkelerden de insanlar burada, Dubai'den gelenler var. Burada çalışıyor olan ve ticari ilişkileri olan insanlar da bu fuara çok yoğun ilgi gösteriyorlar. Burada biliyorsunuz Vadi İstanbul projemiz var. Vadi İstanbul projemizde 3. etapta Vadi İstanbul Park etabının satışı var. Aynı zamanda ofislerin satışı da devam ediyor. Ve teslimatını biz Temmuz ayında yapacağız bu projenin de. Ve dolayısıyla Vadi İstanbul'un 3 etapı da tamamlanmış olacak. Tabii merkezi lokasyonu ve Boğaz'a yakınlığı dolayısıyla çok yoğun ilgi görüyor Vadi İstanbul. Başakşehir projemiz de çok yoğun ilgi görüyor. Çünkü tamamlandı, teslimini yaptık. 941 konut var ve 3. havalimanına ve Kanal İstanbul aksı üzerinde olduğu için oraya da çok yoğun ilgi var. Zaten geçmişte de yabancılara oldukça şey yaptık. Fakat Katarlılar Başakşehir projesine çok ilgi gösterdiler. Bunun yanında Kale 2 projemiz, Topkapı'daki Kale 2 projemiz merkezi lokasyonu dolayısıyla çok yoğun ilgi görüyor. Ama bunun dışında bir de Atakent 4 projemiz var. O da teslimini önümüzdeki ay yapacağız. 510 konutluk projemiz. Onu da önümüzdeki ay yapacağız. Bu projemizde de bir yoğun ilgi var. Tabii ki Tema İstanbul 1. ve 2. etapları hem Kanal İstanbul'un onun da güzergahında olması ve çok güzel bir manzarası olmasından dolayı Tema İstanbul'un 1. etabında ve yeni satışa çıkardığımız 2. etabında da bir yoğun ilgi var. Ataköy'deki projemiz aynı şekilde merkezi lokasyon E5 aksında olduğu için Ataköy projemizi de tanıtıyoruz. Yaman Evler projemizi tanıtıyoruz. Bu 7 tane projenin şu anda tanıtımı yapıyoruz. Bir de bunun dışında Ataşehir'de bir ofis projemiz var. Yaklaşık 30 bin metrekare satılabilir alan, 50 bin metrekare inşaatı olan bu ofis bloğunun komple satışını yapacağız ve onun tanıtımını yapıyoruz. Ayrıca da 2018 yılında da gündemimizde olan Avrupa Konutta Arıcılar Projesi, yine Atakent 4'ün 2. etabı, bir de Vadi İstanbul'un yanındaki bir Vadi Park projemiz var. Onların da burada bu sene içerisinde satışa sunacağımızı bildiriyoruz müşterimize. 2017-2016'ya göre daha iyi geçti Varol Bey. Yani evet. 2016'daki o travmadan sonra 2017'de bir toparlanma var, iyi geçti. 2018'den beklentiler nasıl? Şimdi 2017'de de tahminen 1 milyon 450 bin civarında bir konut satışı olacak. Şu anda rakamlar çıkmadı. Ben 2018 yılında da yine bu ilginin ve alakanın devam edeceğini düşünüyorum. Satışların artacağını devam edeceğini düşünüyorum. Niye? Çünkü biliyorsunuz ülkemiz bir deprem bölgesi. Çok önemli bir yeniden yapılması gereken deprem riski taşıyan bir stok var. Bu bütün Türkiye genelinde ama İstanbul'u baz alırsak, bizim daha çok ilgi alanımız olan İstanbul'u baz alırsak, İstanbul'da da bu tehlike daha da büyük. Önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde bu riskin büyüyerek devam edeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla insanlar artık daha nitelikli konutlarda, sosyal olanakları daha fazla olan konutlar, nitelikli, deprem güvenliği olan
otoparkı olan, çocukların rahatlıkla oynayabileceği bir 5 yıldızlı otel konforu sunan projelere yönelmeye başladılar. Buna hem Türkiye'deki müşterilerimiz hem de yabancı müşterilerimiz bu konuda çok ilgi gösteriyorlar. Dolayısıyla bu ilginin artarak devam etmesi, yeni doğumlar, evlenenleri ve nüfus göçünü dikkate aldığımızda ben konut satışlarının giderek daha artacağını düşünüyorum ve daha da ilginç olanı tabii ki bu konut satışları içinde ilk defa satılan konutlar, yani yeni yapılan konutların hem sayısının hem de yüzdesinin artacağını düşünüyorum. Şu anda %45'lerde toplam konut satışı içerisinde ama ben 2018 yılında %50'leri geçeceğini düşünüyorum. Eko Vitrin Medya Grubu, bağımsız medyanın gücü.